Arkadaşlar hoş geldiniz. Alpin tırpan makinemizin dönerli motor alt bağlantısı tam da şuradan kırıldı arkadaşlar. Yenisini de alabiliriz, tamir edebiliriz ama biz kaynak yöntemine gideceğiz. İşlemimize her şeyden önce şu dönen kısmı, kırık kısmı sökmekle başlayacağız. Üzerinde kaynak yapmayacağız. Neden kaynak yapmayacağız? Tam şu rulmanlık kısmı var. Yok, kaynağı yaptığımız zaman rulmanı yanmasın diye arkadaşlar. Hadi sökelim. Arka tarafı şöyle 19'la karşılıklı tutup bunu rahatlıkla yerine çıkarabiliyoruz dostlar. Evet, parçamızı bakın şöyle çıkardım. Zaten bu vidayı da iç tarafına doğru kaynaklamışlar. Hadi kaynağımı karşı tarafta sökelim. Kaynağımızı yapalım. Tırpanımızın alt bağlantılarında sökelim arkadaşlar. Şimdi parçamızı söktük. Burada önemli olan husus kaynaktan ziyade parçayı olması gerektiği yere alıştırabilmek dostlar. Kırık kırına denk getirip tam bir yerine oturtmamız gerekecek. Sacını tam oturmadı. Birazcık ayırttırdım şu kısımdan. Ondan sonra yerine oturtacağım dostlar. Yoksa keltoş oturmuyor. Evet, zar zor da olsa tutturdum arkadaşlar. Şimdi puntasını atacağım. Burada şöyle bir problem var. Kaynak makinemiz bizim çok ince kaynak için uygun değil ama idare edeceğiz. Evet. Üç yerden tutturdum. Birazcık daha çekişliyim. Tam kırığı kırığına geldi. Evet, taşlamamızı yaptık, kaynağımızı güzelce yaptık arkadaşlar. Bir kat altından attım, daha sonra da ikinci katı döndüm. Arka tarafına da arka tarafındaki çatlakları da kaynattım. Sadece ön tarafla bırakmadım dostlar. Hadi gelin yerine takalım. Bu parçanın tersi düzü var. Bakın tam ortaya, şu sacın tam ortasına kaynaklı değil şu vida. Hafiften sola doğru kaynaklı. Ne yapacağız? Sola doğru yakın tarafı makinenin şaft tarafına doğru takacağız arkadaşlar. Bağlantı vidaların arka tarafında bildiğimiz somunlardan var. O somunların düşmediğine emin olmanız gerekir. Yoksa sürekli attığınız vida yerinde boşa dönecektir dostlar.
Evet, buraları tutturdum. Şimdi tam sıkmayacağım. Karşı tarafı da tutturduktan sonra hepsini eşit bir şekilde sabitleyeceğim. Yerine güzelce sıkacağım arkadaşlar. Evet, bunu da güzelce tutturdum. Alt tarafını halledelim. Dört vidasına tutturduk arkadaşlar. Şimdi boşluklarını alıyoruz. Şimdi bütün vidalarımı çapraz bir şekilde sıkıyorum ki herhangi bir kasıntı meydana getirmesin diye dostlar. Evet, bura tamam. Burada tamam. Bunun karşısını sıkalım. Burada vidalar uzun geldiği için alt tarafına bir somun koyduk. Vidanın gittiği yere kadar sıktık. Daha sonra bu somunlar vasıtasıyla bağlantı parçamızı sabitledik arkadaşlar. Evet. Hadi gelin yerine oturtalım. Sırtlığımıza montajını yaparken bir adet rondelesini alt tarafa parçayı koyup ikinci rondelemizi de tablamızı sırtlığımızı mont ettikten sonra rondeleyi koyup somununu güzelce sıkacağım arkadaşlar. Dediğim gibi buraya normal bir somun yerine lastikli bir somun kullanırsanız gevşemesini de önleyebilirsiniz. Bizim çok sorunumuz olmadı. Düzgün bir sıkmadı ama aklınızın bir köşesinde de bulunsun dostlar. Evet. Tamamdır. Sırtlığımızda Hyundai markası yazsa da makinemiz Alpin VIP 55F arkadaşlar. Sırtlığımızın kumaşında problem vardı. Değiştirdik. O yüzden arkasında Hyundai yazıyor arkadaşlar. Elhamdülillah böylelikle de bir sorunumuzu daha halletmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.